Sayın Başkan, değerli vekiller, Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bütçeye baktığımda Ümit Yaşar'ın şu dizelerini anımsadım. Önce çaresizlik çaldı kapıları, sonra yoksulluk, tez tükendi umut ekmeği. Evet, AKP'nin 19. sarayın 3. bütçesini görüşüyoruz bugün. Bu bütçe gösteriyor ki saray kabinesi de halkın sorunlarına derman olamadı. Oysa kalıcı istikrar, hızlı karar, etkili yönetim, büyük ekonomi diyerek yola çıkmıştınız. Daha ilk virajda kaza yaptınız. Bakın, burası önemli. Kaptan ehliyetsiz çıktı, direksiyonu bırakıp kaçtı. Yani yolda kaldınız. Oysa sizleri defalarca uyardık. Kuvvetler ayrılığını rafa kaldırırsanız kurallar bağlayıcı olmaktan çıkar dedik. Doğruyu biz biliriz dediniz, sınıfta kaldınız. Kararları tek bir kişi verirse Türkiye güvenilir ülke olmaktan çıkar dedik. Yeni atılım dönemi dediniz, Türkiye'yi kriz tüneline sürüklediniz. Suçu dış mihraklara yüklediniz. Hakkınızı yemeyelim. 2002'den beri en başarılı olduğunuz konu kamu maliyesi. Etmeyin, eylemeyin, bu sistemi maliyeyi bozar dedik, ona da el attınız. Değişim reform derken varlık fonu diye bir garabet icat ettiniz. Sayıştay denetiminden kaçırdığınız bütçeyi kendiniz bile kontrol edemez hale geldiniz. Sermayeyi kediye yüklediniz. Değerli vekiller, bu tablo tartışmasız yeni sistemin eseridir. Bakın, burada 10 gündür iktidara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bütçeler teknik metinlerdir ama daha önemlisi siyasi bakımdan adaletin ta kendisidir diyoruz. Çünkü bütçeler sosyal mutabakat belgeleridir. Ve unutulmasın ki toplumsal ve ekonomik sorunların çözümü için de tek adrestir. Oysa bugün görüştüğümüz bütçe milyonlarca yurttaşımıza süslü cümlelerle zengin yoksulluk sunuyor. Bu bütçe içi boş destek paketlerinin ardına saklanarak yurttaşlarımıza görkemli fakirlik vaat ediyor. Toplumun sadece %20'sine milli gelirin yarısını sunarak derin eşitsizlik yaratıyor. Aslında utandıran çaresizlikten öte bir şey ifade etmeyen bu bütçe tam da 18 yılın sonunda politikalarınızın iflasıdır. Bakın, bir bütçenin içinde insan yoksa, aş, iş, emek, güvenlik, huzur ve toplumsal barış yoksa yürüyecek yolda yoktur. Örneğin görüştüğümüz 11. maddeye bakalım. Geçtiğimiz yıl 26 milyar liralık gelire sahip olan devasa bir savunma sanayi destekleme fonu ile ilgili. Bu fon, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunu ve gelişmiş savunma sanayi için gerekli kaynağın teminini amaçlıyor. Güzel, hiçbir itirazımız yok. Bu mukaddes vatanın her bir karışı bizim için kutsaldır ve korunmalıdır. Ancak yıllardır bu fonu amacı dışında kullanıyorsunuz. Sadece 2017 yılında fonun 3 milyar lirasını Sayıştay denetiminden kaçırdınız. Ne yaptınız? Varlık fonuna devrettiniz. Neden diye sorduk. Bu parayı nereye harcadınız dedik. Aradan 3 yıl geçti, cevap yok. Oysa bugün bu 3 milyarla kamudaki tüm sağlık emekçilerine 3.800 lira ek ödeme verebilirdiniz. Ne yapabilirdiniz? 1.500.000 kişiye bir asgari ücret tutarında ek maaş verebilirdiniz. Ne yapabilirdiniz? Kültür ve sanat sektöründe işsiz kalan 1.200.000 kişiye 2.500 lira verebilirdiniz. Ne yapabilirdiniz? 4 milyon öğrencinin internet faturasını ödeyebilirdiniz. 800.000 hanenin bilgisayar ihtiyacını giderebilirdiniz. Ne yapabilirdiniz? 12 milyon kişiye ücretsiz PCR testi yapar ve salgını kontrol altına alabilirdiniz. Tabii ki bu konu vatandaş olunca para yok. İnsanları çaresizlikle baş başa bıraktınız. Unutmayın ki ülke savunması insandan başlar. Bunun için atalarımız insanı yaşat ki devlet yaşasın demişler. Yurttaşımızın sağlığını korur, yaşam şartlarını iyileştirir ve haklarını verirseniz devleti yaşatır, ülkenin geleceğine sahip çıkarsınız. Oysa yamalı bohçaya dönmüş bu bütçe dikiş tutmuyor. Bakın, Venezuela'nın bütün ihtiyacını karşılarız derken tükeniyoruz diyen sağlık emekçilerinin ek ödemelerini neden vermediniz? 60 ülkede insani yardım yaptık dediniz. Ama halkın sağlığını 157 liraya mahkum ettiniz. Pandemiyi en iyi yöneten ülkeyiz deyip
5 tane maskeyi bile dağıtamadınız. Tunus'a 5 milyon dolar hibe edip gırtlağına kadar borca batan yurttaşa sabretmesini öğütlediniz. Somali'nin IMF borcunu ödediniz de atama bekleyen 140 bin öğretmene neden para yok dediniz. Suriye'de 50 bin konutu hibe edip yurttaşımıza verdiğiniz konut kredilerinin yüksek faizlerini neden silmediniz? Yandaş müteahhitlerin vergi borcunu tek kalemde affedip 2 milyon esnafı icralık ettiniz. Madem döviz üzerinden Türkiye'ye operasyon yapılıyordu, yollara, köprülere, hastanelere neden dolar garantisini verdiniz? Şiddete sıfır tolerans dediniz. Kadına bütçede ayırdığınız tam 2 lira 13 kuruşla şiddeti nasıl önleyeceksiniz çok merak ediyorum. Şans oyunlarında KDV'yi sıfırladınız da asgari ücrette aldığınız gelir vergisini neden kaldırmıyorsunuz? Lütfen açıklayın. Madem devlet büyüklerine %8 zam yapacak kadar güçlüsünüz, o halde işçiye, memura, emekliye neden %3 zam yapıyorsunuz? İzah edin. Ekonomi uçuyor diyorsunuz, 720 bin çocuk işçi neden çalışmak zorunda hala? Bir anlatın. EYT'lilerin, engellilerin, emeklilerin sorunları burada fizana yol olmuş. Neden susuyorsunuz? Konuşun. Değerli vekiller, işte bu yüzden bütçeler hak temelli olmalı, kalkınmayı hedef almalı, sosyal adalet esasına dayanmalı. Oysa bu bütçenin getirdikleri Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Milyonlarca hanenin sefaleti sizin çizdiğiniz pembe tabloyla uyuşmuyor. Gerçek şu, bu bütçe kör, bu bütçe sağır, bu bütçe dilsiz. Bakın, bir vatandaş tekrar iktidara gelirlerse insanların gırtlağına basıp nefes vergisi alacaklar diyor. Haksız mı? Bakın, Türkiye'de 1 değil, 5 değil, tam 18 milyon yoksul insan var. Burada bütçeyi öven iktidarı dikkatle dinledik. Yoksulluğu nasıl önleyeceklerine dair hiçbir şey duymadık. Sürekli sosyal yardımlarla övünüyorsunuz. Bu rakamlarla övünmeyin. Aksine her geçen yıl muhtaç ettiğiniz insanlar adına utanın. Sayın Aile Bakanı geçen gün burada yoksulluğu yendik dedi. İnanamadım. Bir daha dinledim, sindiremedim. Sayın Bakan, Allah aşkına ya, siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Şu fotoğrafa iyi bakın, şu fotoğrafa. Vatandaş burada sizce kişi başına düşen 12 bin doları mı arıyor acaba? İktidar olarak hakikatle bağınız koptu. Görmüyor, duymuyorsunuz. Hakikate dönüştürdüğünüz sanal gerçeklerinize her geçen gün yoksulluk ve çaresizlik düğümüne bir ilmek daha atıyorsunuz. Ehli İrfan şöyle der, yalan gürültü çıkarır, hakikat ise daima sestir. Bu ülkenin hakikati maddi yoksulluk çeken 8 milyon çocuktur. Bu ülkenin hakikati 11 milyona ulaşan işsizler ordusudur. Bu ülkenin hakikati açlık sınırının altında yaşayan 9 milyon emeklidir. Bu ülkenin hakikati çöplerden beslenen 9 milyon güvencesiz insandır. Bu ülkenin hakikati hayallerini ve geleceğini çaldığınız 2,5 milyon genç işsizdir. Bu ülkenin hakikati işten, eğitimden, yaşamdan dışladığınız 18 milyon kadındır. Ve bu ülkenin hakikati gerçeği bilen, yokluğu yaşayan ve sessiz sedasız ölen insanlardır. Biliyor musunuz? Devr iktidarınızda tam 51 bin kişi intihar etti. Çoğunun ölümünü kayıtlara bilinmeyen sebep olarak yazdılar. Bizim bildiğimiz ama sizin gizlediğiniz bir intihar düzeni var. Ölenlerden geriye iş, aş yazacak kadar kısa ama hiçbir vicdanı kaldırmayacağı ağırlıkta yük kaldı. İşte devri iktidarınızı bitirecek olan da çaresiz bıraktığınız insanların üzerinde olan vebaldir. Hükümetlerin yurttaşları insani haklarından yoksun bırakması siyasi cinayettir. Bu aynı zamanda devletin kendi kendini yok etmesidir. Sizi uyardık, önlem almadınız. Tebriz-i Şems der ki bir şey yap, güzel olsun. Çok mu zor? Gerçekten ya, bu halkın taleplerini, bu halkın ihtiyaçlarına göre bir bütçe düzenlemek bu kadar mı zor? Evet, sizin için zor çünkü temsilde adaleti, devlette liyakati ortadan kaldırıp
keyfi yönetim biçimi yaptınız. Dünya beşten büyüktür dediniz, bütçeyi Türkiye'yi parsel parsel bölüşen beş şirkete teslim ettiniz. Ama unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatan beş şirketten büyüktür. Vatandaş isyanda, ellerini vicdanlarına koyup söylesinler diyor. Gece rahat uyuyabiliyorlar mı? Tamamlayın sözlerinizi. 40 liraya bulup da ekmek alamıyorum. 52 yaşındayım. Bugüne kadar hiç ağlamadım. Akıttığım gözyaşı cehennem ateşi olsun. Benim gibi milyonlarca kişi var. Hakkım helal değildir diyor. Evet, biz de bu bütçeyi hazırlayanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Size Neyzen Tevfik'in tam da bu günleri anlatan sözlerini hatırlatmak isterim. Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami. Elbette gün gelecek, devran dönecek, yoksulluk, yoksunluk, adaletsizlik bitecek. Çünkü size olan güvenin son kullanma tarihi geçti. Burada 83 milyon yurttaşımıza söz veriyorum. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Halkın iktidarını kuracağız. Halk iradesine ipotek koyanlardan, eşitliği derinleştirenlerden, güvencesizliği artıranlardan, sömürüyü yoğunlaştıran politikalardan hesap soracağız. Bunca yıldır biriken dertlerimizi çözmek için tek adam yetmez. Andolsun bu düzeni değiştireceğiz. Umudunu yitirmeyen, yaşamak için direnen. Teşekkür ediyorum Sayın İlgez'den. Evet.